Yıllar boyunca beynin nasıl işlediği üzerine ortaya birçok teori atıldı. Örneğin filozof Rene Descartes, epifiz bezinin insan vücudunda ruhun merkezi olduğuna inanıyordu. Descartes'a göre düşüncelerimizi oluşturan ve hareketlerimizi yönlendiren de aslında bu ruhtu. Beynin her bölgesinin kişisel bir özelliğe, duygu veya düşünceye tahsis edildiğini düşünen frenolojistleri duymuş olabilirsiniz daha önce. Beyindeki bu bölgeler geliştikçe büyür ve kafatasında şişkin yapılar oluşturur. Oluşan şişlikler de kişiyi incelemek ve daha yakından tanımak için kullanılabilir diyorlardı. Beynin nasıl çalıştığına dair erken dönem teorilerinden sadece küçük bir alıntı yaptım sizlere. Bugünkü şartlardan farklı olarak beyin üzerinde yapılan eski incelemeler oldukça kısıtlıydı tabii ki. Bir bilim insanının bu konuda araştırma yapabilmesi için önünde iki seçenek vardı. Beyni incelemek için genellikle birinin ölmesini beklemek gerekirdi. Ancak bir insan öldükten sonra otopsisi yapılabilir ve beyni çıkarılıp incelenebilirdi. Ve neticede bu yöntem bilim insanlarına birçok şey gösterdi. Beynin farklı yapılarını öğrendiler çünkü beyni çıkarıp farklı açılardan bakabiliyorlardı. Bu yöntem yararlı olduğu kadar da kısıtlayıcıydı. Çünkü bize beynin nasıl çalıştığı, çalışır haldeyken nasıl işlediği ile ilgili hiçbir bilgi vermiyordu. Bu çalışmalardan beynin vücudu nasıl kontrol ettiğini ya da nasıl düşünce ürettiğini öğrenemiyorduk. Bu soruları cevaplayabilmek içinse araştırmacıların uyguladıkları ikinci bir yöntem daha vardı. Çok kötü bir şeyin birinin başına gelmesini beklemek gerekiyordu birinin ciddi bir beyin zedelenmesi geçirmesini beklerler ve bu zedelenmenin kişi üzerinde nasıl etkiler yarattığını araştırırlardı. Bunun en güzel örneklerinden biri Phineas Gage vakasıdır. 1848'de feci bir kaza geçirdiğinde Gage bir demiryolu şirketinde çalışıyordu. Talihsiz bir patlama sonucunda buradaki resimde gördüğünüz çubuk kafasına saplandı. Yüzünün ön tarafından, sol yanağından girip başının tepesinden çıktı. Burada öldükten sonra üzerinde inceleme yapılan kafatası görülüyor. Kafatasının üzerindeki tahribatı rahatlıkla görebilirsiniz. Fakat sık rastlanmayan bir şey oldu. Demir çubukla verdiği pozdan tahmin ettiğiniz üzere Gage hayatta kaldı. Aslında çok kan kaybetmesine ve beynin zarar görmesine rağmen kazanın olduğu yerden yürüyerek uzaklaştı ve bilinci yerindeydi. İyileşme süreci ise oldukça şaşırtıcıydı. Amerika'da Levy'e vakası olarak anılan bu olayın sonucunda Gage, kazanın davranışları ve kişiliği üzerinde olan etkileriyle meşhur oldu. Çalışkan, sorumluluk sahibi, mülayim ve kibar bir insandan, hiddet dolu, öfkeli, kaba ve ne yapacağı belli olmayan bir insana dönüştü davranışlarındaki değişiklikler çok derindendi. Öyle ki bir arkadaşı onu anlatırken "Gage artık Gage değil." dedi. Bilim adamları bu ve bunun gibi kazalardan beynin belirli yerlerinin belirli duygu, düşünce ve davranışları hatta kişiliği kontrol edebileceğini öğrendiler. Frenolojistlerin birçok şeyde yanılmalarına rağmen bu konuda haklı çıkmaları beni gerçekten eğlendirdi. Birinin kişiliği hakkında kafasındaki şişliklere bakarak bilgi sahibi olabilmemiz mümkün değil ama beynin bazı bölgelerinin gerçekten farklı görevleri yerine getirmek için çalıştığı doğruydu. Bu gibi örnekler bilim insanlarına birçok şey öğretseler de kazaların etkilerini inceleyerek geliştirilen teorilerde de büyük bir sorun vardı. Kazaların ve dolayısıyla deneylerin üzerinde pek bir hakimiyetimiz yoktu. Beynin hangi kısımlarının zarar gördüğünü biz belirleyemiyorduk. Yani üzerinde bir etkimiz yok. Çarpmaların ve kazaların beynin birden bire ve birden çok yerinde hasaraya yol açması, beynin hangi bölgesinin hangi davranışsal değişikliğe yol açtığını belirlememizi imkansız hale getiriyor, zorlaştırıyordu. Ama bilim insanları bunu da aşmanın bir yolunu buldular. 1861'de resimde görülen Paul Borac'a, Birazdan üzerinde konuşacağımız Monsieur Tan diye adlandırdığı bir hastasını inceledi. Bu hastanın çok istisnai bir sorunu vardı. Ağzında, boğazında, ciğerlerinde veya ses tellerinde hiçbir hasar olmamasına rağmen konuşma yeteneğini kaybetmişti. İşin garip yanıysa sadece Tan kelimesini söyleyebiliyordu. Böylece Tan onun takma adı oldu. Fakat bununla beraber Zihinsel işlevlerinde herhangi bir bozukluk da yoktu. Bu adam öldüğünde Broca beyninin belirli bir bölgesinde, sol frontal lobunda hasar olduğunu keşfetti. İşte burada kırmızıyla görülen alan. Bunun üzerine Broca diğer konuşma problemi olduğu tespit edilmiş kişilerin bedenlerinde otopsiler yaptı. Bütün kişilerde hasar şekli farklı olmasına rağmen hepsinin ortak özelliği hasarın beynin bu belirli bölgesinde yani sol frontal lobunda olmasıydı. Buradan hareketle Broca, beynin bu bölgesinin bir şekilde konuşma ile ilgili olduğunu tespit etti. Bugün onun namına, beynin bu bölgesine Broca alanı adı verilmiştir. Ve beyninin bu bölgesi hasar gördüğü için konuşma zorluğu çeken insanlara Broca afazisi var denilir. Afazi terimini konuşma yetisinin kaybı anlamında kullanırız. Broca afazisi, Broca alanında oluşan hasar nedeniyle ortaya çıkan afazidir. Bu yöntemin nadiren başarılı olmasına karşın küçük bir sıkıntısı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. O da hala bir otopsiye ihtiyaç duyulmasıydı. Beynin hangi bölgesinin hasarlı olduğunun tespit edilebilmesi için kişinin ölmesini beklemek gerekiyordu. Bunun da vakit aldığı ve o kişiye pek de bir yardımı olmadığı ortada. Hatta bazen beyin hasar görmüş olan insanlar çok uzun yaşayabilirler ve belki de otopsinin yapıldığı zamana kadar asıl hasara ek olarak farklı beyin hasarları da oluşabilir. Bu da doğru bir sonuç çıkarmayı zorlaştırıyordu. Tabii bazen inceleme altındaki bir hastanın doktordan veya bilim insanından daha uzun yaşama olasılığı da yok değil. Ya da birçok şey ters gidebilir. Hasta uzağa taşınabilir, kaybolabilir. Belki de ailesi otopsiye izin bile vermeyebilir. Sonuç olarak eski doktorlar ve bilim insanları beynin ilk işlevleri hakkında az şey öğrenebildiler. Kaza sonucunda ortaya çıkan değişimleri incelerken hasar üzerindeki hakimiyetlerinin yetersizliği veya otopsi yöntemiyle araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan zaman bu yöntemlerle alınabilecek sonuçları kısıtladı.